AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Bizim kültürümüzde kıyamet kopacakken bile elinde bir fidan varsa yere dikmek emredilir. Dikmek emredilir. Fatih Sultan Mehmet Han ormanlarından bir yaş kesenin başını keserim der. Evet, bunların hepsi güzel. Ama biz ne hikmetse ağaç kesmeye çok meraklı bir toplum haline geliyoruz. Bakın, toprağımızdan bir karış düşman alacak olsa hepimiz harbi ilan ederiz, şehit olmaya hazırız, değil mi? Evet, öyle bir toplumuz elhamdülillah. Ama erozyona neredeyse bir Kıbrıs adası büyüklüğünde toprak gider, birçok insan bunu seyreder. Bunlar da bizim doğrusu kendi içimizde konuşmamız gereken, belki de öz eleştiri olarak durmadan bunları söyleyip yol haritası çizmemiz gereken bir ortam diye düşünüyorum. Niye böyle oldu? Dün yemyeşil ormanlardan, o akan şırıl şırıl sulardan, sebze meyve bahçelerinden bugün bu ortama niye geldik? Böyle bir kültürümüz varken, kutsal kitabımızda ve hadislerde durmadan bu teşvik edilirken niye bu hale geldik? Biraz herhalde söylediklerimizde amel etmiyoruz. Okuduklarımızda amel etmiyoruz. İşimize geldiğimiz gibi yaşıyoruz. Bunlar da doğrusu çok pozitif olarak bizim söyleyebileceğimiz özelliklerimiz değil. Aslında yapılması gereken de çok basit. Birincisi, asla kirletmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz ve tabiatı tahrip etmeyeceğiz. Birincisi, bu olumsuzlukları yapmayacağız. Eğer yaşanabilir bir çevrede kalmak istiyorsak, evet, israf etmeyeceğiz, yakmayacağız, yıkmayacağız, batırmayacağız, tabiatı bozmayacağız. O kadar basit. İkincisi de onaracağız, yavaş yavaş ağaç dikeceğiz, çevremizi güzelleştireceğiz. Cenab-ı Hak dünyada hiçbir şeyi lüzumsuz yaratmamış. Hiçbir varlık, canlı diye adlandırın, cansız diye adlandırın, ne isim verirseniz verin, hiçbirisi lüzumsuz, fazladan yaratılmamış. Her şey bir denge üzerine kurulmuş. Ne zaman ki biz insanoğlu dengeyi bozuyoruz, işte tabiattaki afetler, felaketler arka arkasına gelmeye başlıyor. Adeta tabiat insanoğlundan intikam alıyor. Biz bozmazsak hiçbir şey olmayacak. Bu bizim kulaklarımıza küpe olarak kalması gereken en önemli nokta diye düşünüyorum ben şahsen. Bir başka konu da, yıllardır tabii ki mücadele edilir, ağaç dikmek adına gayret edilir. Ben de doğrusu notlarıma baktım. Orada dünya Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün hazırladığı, FAO'nun hazırladığı bir rapor var. Türkiye'deki orman varlıkları artmış mı, artmamış mı? 2002 yılında Türkiye'deki orman varlıkları 20.7 milyon hektar. Bugün geldiğimiz noktada orman varlıklarımız 23 milyon hektar. Ve ağaçlandırma olarak da yine aynı belgeye dayanarak söylüyorum. Türkiye Avrupa birincisi, dünya dördüncüsü olarak geçiyor.